Muhabbet kuşu nasıl beslenir? Bilimsel adıyla Melopsitecus undulatus yani muhabbet kuşu papağan türleri arasında yer alın evcil bir kuş türü olarak bilinmektedir. Avustralya kıtasına ait olan ve Melopsitecus cinsinin içinde yer alan tek kuş türü olan muhabbet kuşları ülkemizde de birçok evde beslenmektedir. Doğal ortamlarında daha çok sarı ve yeşil tüylere sahip olup tüyleri arasında da siyah çizgiler bulunmaktadır. Bu güzel ve ihtişamlı dış görünüşe sahip olan muhabbet kuşları, tüm dünyada en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında yer almaktadır. Muhabbet kuşu besleyenlerin merak ettiği bir konu ise muhabbet kuşlarının ne ile beslendiği oluyor. Muhabbet kuşu ne yer ve nasıl beslenir? Tüm bu soruların cevaplarını videomuzda sizler için derledik. Avustralya kıtasına özgü muhabbet kuşları rengarenk dış görünüşleri ve çıkardıkları sesler ile birçok kişinin ilgisini çekiyor. Evcilleştirilebilir hayvanlar arasında yer alan muhabbet kuşları ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde evlerde beslenilmektedir. Evlerde beslenen muhabbet kuşlarının rengi ise doğal ortamda bulunanların renklerinden daha çeşitlidir. Evde beslenen muhabbet kuşu renkleri ise beyaz, mavi, yeşil ve tamamen sarı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bazı muhabbet kuşu türlerinde ise kafalarının üzerinde ibikleri bulunmaktadır. Muhabbet kuşu sahiplenenler ise bu hayvanların ne yediklerini veya neyle beslendiklerini bilmeden alıyor ve internet üzerinden araştırıyor. Muhabbet kuşları ne yer? Nasıl beslenir? Avustralya kıtasında 5 milyon yıldan fazladır varlıklarını sürdüren muhabbet kuşları doğal ortamlarında tohumlarla beslenmektedir. 15 yıla kadar yaşayan muhabbet kuşlarının birçok alıcısı vardır. Bu minik dostlarımız oldukça insan canlısı ve iyi bir arkadaştırlar. Dünyanın birçok bölgesinde evlerde beslenen muhabbet kuşları sahiplenenler muhabbet kuşlarını nasıl besleyeceğini ve ne yediğini merak ediyor. Muhabbet kuşları için beslenme oldukça önemli bir yere sahiptir. Doğal ortamlarında bitki tohumları ile beslenen kuşlarınızı aldığınız muhabbet kuşu yemleri de bu tarz tohumlardan oluşmaktadır. Bu yüzden muhabbet kuşunuza alacağınız yemlerin kaliteli ve vitamin içeriklerinin fazla olmasına dikkat edilmelidir. Muhabbet kuşları bununla birlikte tam tahıllar, küçük parçalı yiyecekler ve yenilebilir çiçekler ile beslenebilir. Ayrıca evinizde bulunan birçok besin ile de beslenebilen muhabbet kuşları beslenme konusunda zorluk çıkarmayan hayvanlardır. Ekmek parçaları, pirinç, bulday, yulaf, keten, kuskus ve arpa temel besinleri arasında sayılabilirken birçok sebze, meyve, bitki ve ot da tüketebilmektedir. Özellikle karnabahar yaprağı, lahana, ıspanak, maydanoz, kıvırcık, marul ve brokoli gibi sebzeleri tüketmeyi severler. Bunun yanında muz, elma, portakal, mandalina, kavun, üzüm, armut gibi birçok meyveyi de tüketmekten hoşlanırlar. Havuç, salatalık, kabak ve bezelye gibi sebzeleri de muhabbet kuşunuza gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. Ayrıca birçok bakla türünü de seven muhabbet kuşları protein zengini peynir ve özellikle yumurtanın beyazını da çok severler protein gelişimleri için oldukça önemliyken fazla da verilmesi yanlış olacağından dikkatli verilmelidir. Tüm bu besinlerin yanında çikolata, soğan, şeker, avokado ve patates gibi besinler kesinlikle verilmemelidir. Ayrıca bu besinleri verirken yeminin yanında takviye besinler olarak verilmeli ve taze olmasına dikkat edilmelidir kafesine konulduktan sonra yemesinin bitmesinin ardından bu besinlerin kafesten alınması çürümeye bırakılmaması gerekmektedir. Kafesindeki yem bölümüne yem koymanız muhabbet kuşunuzun beslenmesi için yeterli olacaktır ve acıktığı zamanlarda kendi gidip yemini yer. Diğer sebze meyve gibi besinleri yemleriyle karıştırmamalı ve ayrı bir bölüme koyarak vermelisiniz. Ayrıca Minik dostunuzun suyunu ihmal etmemeli her iki günde bir hijyen açısından değiştirmelisiniz.